Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Ağustos 2024 Cuma ve Güney Afrika'da Fairview'deyiz. Evet, 7 koşulu bir program var Fairview'de, hemen geçiyoruz Fairview ile ilgili çalışmamıza. Artık Güney Afrika biliyorsunuz Türkiye'de bir hipodrom gibi oldu bizim için. Evet, başarı grafiğimiz maksimum seviyedeyken devam edelim. 13.40'da ilk 7. piyasanın ilk ayağı başlıyor arkadaşlar. Burada maiden bir koşu, yukarı İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. Baktığımız zaman ilk olarak 1 numaralı End Action Şanvale ile ve 3 numaralı Connection Nasil ile. Evet, bu iki tane safkan, 1 ve 3 numaralı safkanlar yeterli arkadaşlar. Geçiyorum şimdi ikinci koşuya. Altıl Gayan'ı başlatıyoruz. Maiden bir koşu, dişi, 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, burada 1 numaralı La Pequenita Şanvale ile ve 2 numaralı Vintage Crystal Cathy ile 5 numaralı Tartan Queen Nastili yine burada arkadaşlar. Bu Nastili, bunlar çok böyle süper jockey değil ama buraya iki tane ekürüler girmişler. 1, 2 ve 6 diyoruz arkadaşlar. Evet, geçelim şimdi üçüncü koşuya. 14.50'de handikap dişi, 3 yukarı İngilizler ve 2000 metreye çıkacaklar arkadaşlar. 4 numaralı Be Real Gerçten'le, 6 numaralı Lady Writer Muzien'i, 7 numaralı Lady Zultanite Kahti, 2 numaralı Sisadidade Deniz Schwarz ve 1 numaralı Unyielding Şanvale. Yani bunlar tabii 4, 6, 7, 2, 1, 5 at ama bu ayak her türlü sonucu açık arkadaşlar. Bakın az at var gibi geliyor ama bu atların hepsinin kazanma ihtimali var. Onu da söyleyeyim. Böyle az, hani 15 taneye alışmışız biz. 10, 12 tane, 15 tane. Ama onların 7-8 tanesi zaten kazanmayacak kesin. Ama buradaki baktığımız zaman bu 7-8 tane atın çoğunun kazanma ihtimali var. Evet, dördüncü koşu 15-25'te handikap dişi, 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı Konfeti Yüzü Ramzan. Yani bu safkan aslında normalde şu Yüzü Ramzan olmasaydı, üzerine daha böyle baba bir jockey olsaydı tek bile atılırdı. 6 numaralı Elorix Şanvale ve 1 numaralı Kilmoni Vaik Maujan. Bu da iyi bir jockey. Ara ara kazanıyor. Bu atta bir zikzak yapmış. 1-9, 1-3 ve bir daha bir gelme ihtimali yüksek. Mutlaka yazalım bunu, bu Kilmonivaiki. 5-6 ve 1 numaralı safkanlar olarak geçiyoruz. 5. koşu handikap 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar günün bir tane bankosu, o da burada. Angel C, 2 numaralı Angel C Kahti ile banko. Evet. 6. koşu şartlı 3 yukarı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Burada 10 tane safkan var. 5 numaralı Guerra Şanvale ile ilk atımız. 9 numaralı Enchanted Sky Muzien'i. 2 numaralı Lieutenant Alexander. 2 numaradan sonra 3 numaralı Ethanator Maujan, 1 numaralı Donny T. Yüzün Ramzan ve 8 numaralı Ravilius Brewer. 5, 9, 2, 3, 1 ve 8 numaralı safkanlar. Gelelim günün son koşusuna, 7. koşu arkadaşlar. Handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada iki tane at var ama burada bir banko çıkartacağız herhalde. 6 numaralı American Dream ilk atımız ve 7 numaralı Final Edition ikinci atımız burada. Eğer daha fazla at yazmak istiyorum sürprize yönelik derseniz, burada 1 ve 2 numaralı safkanlar da var.
Ama biz burayı şablonda 6 ve 7 numaralı sapkın olarak geçmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Bu en doğrusu bu olacaktır şu an için. Evet, Fairview var, Clairefontaine yayında, Saratoga ve Laurel Park için premium'sa üyelik gerekiyor. Bursa yayında arkadaşlar güzel bir çalışma yaptık. İstanbul için de premium'sa üyelik gerekiyor demiştik. Evet, Fairview ile ilgili bugünkü görüşümüzün sonuna geldik. Herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Şansımız bol olsun. Tabii ki 11.30 ve 1 arasında yayına sokuyoruz. Son dakika Premium Star şablonlarımız arkadaşlar. Dileyenler Premium Star üyelik alırsa bu şablonlarımızdan da istifade edebilirler. Gerçekten Güney Afrika'daki başarımız rekor seviyede. Tekrar ediyorum, yabancı yarışlarda özellikle dünyadaki en üst düzey yarışları bu şekilde YouTube üzerinden değerlendirip 5 yıldır böyle bir hizmet veren tek kanal burası arkadaşlar. Varsa linkini atın, biz de izleyelim YouTube'dan. Memnun oluruz yani. Böyle bir kanal varsa, bulabiliyorsanız bize de verin. Evet. Herkese bol şans, hoşça kalın.